Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hadi olsun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bugünkü abi sadakat. Sadakatin ifrat, vasat ve tefrit ciheti var. Bu şekilde sadakat eğer ki vasat mertebede amel edilmezse, kullanılmazsa ve bilinmezse hizmet adına, insanın enfüsi alemi adına ve dinimiz adına nasıl zarar verir? Bunu konuşacağız abi. Burada ders yapacak bu noktada. Bir de benim esas çalıştığım yer ise abi tefrit ciheti. Fakat sonra da Mustafa abinin dediği gibi ifrat vasat tefrit cihetinden de alınıp kısmen ders o şekilde de izah edilebilir diye. Ve kısmen Risale-i Nur'da da sadakatin tefrit ciheti, ifrat ciheti, vasat ciheti çok güzel şekilde konulmuş ve açılmış. Sadakat nedir? Sadakat evvel abi emredildiği gibi yapmak. Tamam. Sadakattir. Ve Allah emrettiği için yapmak ise abi ihlastır. Tamam. Allah'ın emrettiğini de emredildiği şekilde yapmak ise sadakattır. Tamam. Bir tanesi gibi bir tanesi için. İçi. Bir ikincisi abi yine devam ediyor. Sadakatin de abi iki ciheti var. Biri manevi, biri fiili ciheti. Hı hı. Manevi ciheti emre bakar, fiili ciheti emredilene bakıyor. Mesela herkes sadakatin ne kadar güzel olduğunu bilir, sadakatin ne kadar faydası olduğunu bilir. Fakat bunu fiile dökmezse bu sadakat tebeyim-i anada kalıyor. Tam nefşünema bulamıyor. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi abi alim bizzat dese de ben sadakatliyim fakat o sadakatini göstermese onun ilmi hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, batıla hatta hizmet eder. Hizmet edecektir. O daha, zaman sen çalıştığın tefrit mertebesi değil mi? Tefrit. Tamam. Bir de tabii tefrit anlaşılınca abi ifratı da anlaşılıyor. İfrat anlaşılınca vasatı da zaten anlaşılıyor. Ama tabii bir derste bitmeyecektir abi yani. Bitmez. Önce abi işaret-ül yüce sayfa 23'te Üstad Hazretleri tefrit, vasat, ifratı açıyor. Orayı bir okuyalım abi. İnsandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namiyle üç mertebeye ayrılırlar. Her bir hususiyetin abi, her bir istidat ve kabiliyetin üç ciheti var. Üç yönü var. Bu tefrit, ifrat, vasat. Yani çok aşırıya gitmek, hiç alakadar olmamak ve istenilen tarzda olması buna da vasat denir. Misal veriyor abi. Mesela kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi. Humuddur ki ne helale ne de harama şehveti iştihası yoktur. Tefrit. Kuvve-i şehviyemiz var bizim. Bunun tefrit mertebesi misal olarak humuddur ki kesinlikle helale de harama da herhangi bir meyli yok, şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi ise fücurdur ki namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Bu fücur ciheti de humudun tam tersi abi. Bütün ırzları payimal etme ciheti var. Vasat mertebesi ise iffettir. Ki helaline şehveti var, harama yoktur. Buraya abi sadakatte de aynı şekilde ifrat, tefrit ve vasat mertebesinin olduğunu daha çok yakınlaştırmak için Üstad'ın işaret-ül yüce sayfa 23'te verdiği bir kanuniyet abi bu. Ve devam ediyor abi. Sadakatin biri manevi, diğeri fiili olarak iki ciheti vardır. Kişinin bağlandığı davaya ciddi ve kalbi samimiyeti sadakatin manevi cihetidir. Bu manevi bağlılığın fiili tezahürü ise bağlandığı şeyin icablarını harfiyen ve tasarruf etmeden yerine getirmek ve fiilen sadakatini ispat etmeye
çalışmaktır. Evet, bu fiili sadakata bakan ve sadece kalp temizliğine güvenenleri ikaz eden şu beyan cidden dikkate alınmalıdır. Mesela bir hizmetimizin kaidelerinde Üstad Hazretleri bazı düsturlar mesela koymuş. Ve bu Kur'an'ın emridir ve şeriat-ı fıtriyenin emridir. Dolayısıyla insan bu noktada onu harfiyen yerine getirmediği zaman, ifrat bu sadakatini ifrat çok aşırıya kullandığı zaman farklı mülahazalara sebep olabiliyor. Farklı temayüllere sebep olabiliyor. Farklı fikir akımlarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla neydi sadakat? Emredildiği gibi harfiyen uygulamak. Eksiğine veyahut fazlalığına hiç göz atmadan emredildiği gibi yerine getirmek. Fiiliyatını yaparken sünnetin mizanlarını Kur'an'ın terazileriyle tartmak, ona göre yapmaktı. O zaman fikir çatışması şeyden çıkıyor, ifrattan çıkıyor. İfrattan. Yani bu da hizmettir, bu da hizmettir demek. Yani hizmetin ifrat modu. Bu sefer sen vasattan çıkarırsan farklı düşüncelerin, mülahazaların kaynağı ifrat modunda oluyor. Tefritte seni kimse kale almadığı için öyle bir problemin yok. İfrattan çıkıyor. Yani mesela bunu böyle kullanacaksın demiş. Bu da böyle kullanıyor. Başka bir fikirlerin ortaya çıkmasına vesile eden ifrat modundandır. Yani hizmet yeni bir çığır açıyor o zaman. Evet. Ya bu da hizmettir diyor. Yani hamiyetinin vasatta kanalize edememesinde. Mülahaza edemiyor. Yani hizmete kanaat edemiyor. Hizmete kanaat edemeyen gayretli, hizmetin hedefini genişletmesi gerekirken çapını, adam hizmeti değiştiriyor. Hani hizmet denmediği şeye de hizmet diyor. Hani nur hizmetinden bahsediyoruz. Mesela diğerleri din hizmet değil mi? Din hizmet olabilir, bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Evet diyebilmem için bilmem lazım. Ama nur hizmeti denmesi için ustad onu külliyatta koyması lazım. Mülahazaların sebebiyeti, bu çok önemli, bak dikkat edin. Farklı farklı tenkitlerin, eleştirilerin, kavgaların olduğu zemin sadakatin ifrat modudur. Yani kardeşim bu da hizmet etmeyecek miyiz? Tamam mı? Hemen bir adam ağzını ezberlemiş hizmet. Bankada da öyle diyor. Hizmette sınır yoktur diyor. Bu da ifrat modu. Sınır yokmuş yani. Harama da hizmet edersin. Hizmette sınır yok olunca her şey hizmet konar. Peki ifrat modu kanuneti güzel yakalamış o. Kuvve-i şeviyeni, kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviyede olduğu gibi ifrat tefrit. Sadakatta da ifrat tefrit vasat var. Mesela diyelim ki ustad nerede dendiği zaman bir nurcu ne demek lazım? Ha oradadır diyeceksin usta. Ama şöyle yapsa ustad nerededir? Arkaya bakıyor. Atmış arkaya. O zaman vasat modu nedir? Dendiği gibi yapmak. Veya kabul etmek. Ne diyor şeyde mektubatta? 436 mıydı? 446 mıydı? Diyor ki yapmasa da, yapamasa demiyor. Yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Sadakat işlerken şahsi ve umumi hukuku nazara alman lazım. Sadakat yapıyorum diyorsun, hukuklara tecavüz ediyorsun. Yani sadaka. O zaman şahsi hukukta mesela kuyruğuna bastılar, kalemi aldılar elinden. Amali salihtir fedakarlık yaparsan, mütekelin vakti olursa. Ama hizmeti temsil eden bir şahsın, hizmet seylindeyken, hizmete taalluk eden bir yanlışı musamaha ederse, mütekil mal gayrı olursa, musamahası amali talihtir, cinayettir. Mesela bu masanda otururken, o da olur, tamam o da caizdir. Dediğin anda olmayan bir şey, bütün hukuklara tecavüzdür. Şu cümleyi de okuyayım da, hem de sen değişik bir şey yaparsın, dinlenirsin. Bak, bir nurcu hizmete taarruz eder mi? Tecavüz eder mi nurcu? Etmemesi lazım. Bak bir nurcu sadakatı bozarsa bak ne oluyor? Bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Hem hizmeti Kur'aniye'nin hizmetine taarruz,
hem hakaik imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Yani sadakat ile ihlas arasındaki fark gibi ile için arasın gibi. Sadakat dendiği gibi yapmak, ihlas dendiği için yapmak. Uygulama yapıyorum. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum demek ihlastır, doğru. İhlası var. Böyle böyle yapıyorsun. Allah'ın tarif ettiği gibi olmadığı için namaz olmaz, sadakat yok. İhlas var. Dendiği için, ne için yapıyorsun? Cevap veriyor. Namaz kılıyor. Namaz kılmak ihlastır. Dendiği gibi kılmak sadakattır. İhlas var, sadakat yok. Yapmak ve emredildiği gibi yapmak. Evet, yani ona uymak. Yani bütün kavgalarımızın sebebi hizmetin, ifrat, sadakatın ifrat modundadır. Hizmete kanaat edemeyince İhlas kırılıyor. Mesela ilim ehlidir. İlmin kıblesi yok. Küfre hizmet eder. Abi yani çok sorulara cevap oluyor ya bu. Ya alimdir, uçuyor, kaçıyor, ne bileyim şöyle yapıyor, alıyor, mallıyor. Her şeyinde vazgeçmiş. O hiç önemli değil o. O makbul değil yani. O ilmin kıblesi nedir? Yani onun için yapıyor. Yaptığının kendisine bakılmaz. Yapılanın niçin yapıldığına bakılır. O fedakarlığın, o ilmin kıblesi nedir? Sadakatsa makbuldur, ayaklı başlar üstündedir. İlmin kıblesi sadakattır arkadaşlar. İlmin kıblesi sadakattır. Eğer o ilmin kıblesi yoksa, yönü yoksa, Kur'an'da ve Selefi Salihinde geçmişte o kadar o kadar çukurlar var ki, gaya çukurlarına düşenler, o kadar kuyulara inenler var ki, ilmiyle dalalete gidenler var. Hiç dini duymamışsa dalalete gitmiyor, eli fetrettir. Hiç dini duymamış, Sibirya'da kutuplardadır, ama künne muazibin hatta nebesen resula, biz peygamber göndermedikçe veya peygamber gelse bile, bak şimdi Mecidiyeköy'de mi sordum? O var. Yani bir insan mesul olabilmesi için iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Yani din gelmiştir diyor Gazali. Ama daha şey değil. Doğru din gelmesi lazım. İslamiyet'i terörist diye böyle basınmedi. Doğru din gelmesi lazım. İktidar olması lazım o adamın. İhtiyar olması lazım. Salahiyet sahibi olması lazım. Bir de mesuliyet sahibi olması lazım ki mesul olsun. Bak hiç din gitmemişse bile daha her türlü ne yapmış. Din yok, cennete gidecek. Bu ilim ehli kıblesi yok, dalalete gidecek. Çok acayip yani. Çok tuhaf yani. Tabi o cennetin bir tabakası. Evet. Bir daha bir... Ben şey için çok duruyorum. Bu asırda mezi param var, servetim var, ihlasım var, ilmim var, cemaatim var ama sadakat yok, hiçbir şey yok. Tam tersine gidiyor işte. Kural arkadaşlar, kural. Sistem önemli. Yolların yok, araban var. Uçağın var, benzinin yok. Var da yok ki. Hadi bakalım. Bir daha bir sayfa 190'da. Emir daha bir sayfa 190'da. Üstad Hazretleri 5 türlü ibadetten bahsediyor. Hı hı. Ve orada bir hadis okuyor. Yüzenü midadül ulemâi bidimâi şühedâi. Alimlerin diyor mürekkebi, kalemlerinin mürekkebi, ahirette diyor, mizanda diyor, şehitlerin kanlarıyla eşit tartılır diyor. Dolayısıyla Üstad Hazretleri de bundan 5 türlü ibadet çıkarıyor. Şimdi bu 5 türlü ibadette abi, ben de sadakati bunda mihenge vurdum. Eğer bu 5 türlü ibadette sadakat mihenge vurulduğu zaman ifratı, vasatı ve tefriti bir kenara, aynı elmas kömür gibi mükemmel bir şekilde ayrılıyor abi. Mesela bir tane okuyorum abi. 5 türlü ibadet. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Bu ehli dalalete karşı abi, manen mücahede etmek için sağlam bir sadakat lazım. Fakat eğer ki abi bu sadakati biz bu birinci maddeye göre mihenge vurduğumuz zaman, bunun ifratı ehli dalalete kendini sevdirmek ve beğendirmek için onların
tarzıyla davranmak, onlara göre farklı bir hizmet çığırı açmak. Bu şekilde iffet mertebesidir ki o zaman ehli dalalete karşı manen mücadele etmek olmuyor. Ehli dalaletin elinde adeta birer oyuncak durumuna düşmüş oluyor. Fakat vasatı üstadın saydığı bu birinci mertebedir ki en mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Bu vasattır. Tefriti ise abi ifrati ise ehli dalaletin eline oyuncak olmaktır. Farklı bir çığır açmakla beraber, dostluk yakınlık kurmakla beraber. Fakat tevhid mertebesi ki hiçbir şekilde ehli dalalet var mıymış, yok muymuş, işte Müslümanların iman hizmetine ihtiyacı var mıymış, yok muymuş, yerinde saymaktır tevhid mertebesi. İfrat mertebesi umuru dünyada musamaha ve teşebbühle evet. Medenilere yanaşmayınız. Evet. Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup attımı vasarayı temin edemezsiniz. Ya da siz onlar gibi düşer boğulursunuz veya onun gibi olursunuz. Olursunuz. Bu ifrat. 126 mesnevi yok. Evet abi. Ya. Ve üstad hazır. Çığır açmak işte o. Asar-ı Bediye'de sayfa 654'te diyor. Laubaliler diyor, ruhsatla okşanılmaz, azimetlerle şiddetle ikaz edilir. Sadakatte abi İslami fıkha, İslami şeriata ve adab-ı şeriyeye karşı bu şekilde sadakat ifrata döndüğü zaman labali kimseler abi ruhsatla okşanılıyor. Ulema-i su'nun yaptığı buydu abi. Fakat üstad ise diyor ki sadakatte kalınız, azimetlerle şiddetle ikaz ediniz diyor. Çünkü ehli dalalet salabeti yok edici, sadakatı yok edici sistem kurmuş. Sadakatın en temelinde kamil bir ruhun özelliğidir sadakat. Bak, ihlas, sadakat, uhuvvet, tesanut. İlim değil ama. Zındıkta da ilim olur. Ama zındıkta uhuvvet olmaz. Zındıkta tesanut olmaz. Zındıkta ihlas olmaz. Zındıkta sadakat olmaz. Zındıkta ilim olur. Bu dört tane sıfat. Uhuvvet, tesanüt, ihlas, sadakat, âli ruhların özelliğidir. Bunu bozan ise günahlardır. Dolayısıyla senin dersin takva. Yani sadakatı bozan sebeplerden bir tanesi odur. Ama sadakat ayrı bir şey tabii. Bakın, âli ruhta sadakat olur. Günahlar ruhu bozar. Ruh bozulunca ruhun özelliği olan sadakat olmaz. Bunlar da sanki biri birisiz olmayan, ihlas, sadakat, takva vesaire. Yani biri birisiz olmaz derken tabii bir ifade etmek için ona geçişler yapıyoruz. Ama mesela şey için biraz önce tesanüt, uhuvvet. Tesanüt olduğunda sedmeler olur, çatışmalar olur, sadmeler, vuruşmalar, tesanüdün zıttı. Yani bu ben şimdi ne yaptım? İhlası da kullandım, sadakatı. Dört tane şu şeydi, 302 şualarda geçiyor bu. Günahlar bozuyor. Evet. Neyi bozuyor? Ruhu bozuyor. Kuvveti bozuyor değil mi? Kasnaf. Ruhu bozuyor. Ruhu bozunca, ruhtan, ruhun, âli bir ruhun özelliğidir. Uhuvvet, tesanüt, sadakat, ihlas. O olmuyor. Onun için bir cemaatta, iyi dinleyin burayı, sizin elinize miyet var, net. Zan yok. Bak kap veriyoruz, kap. Bu kaba görüyoruz. Bir yere gittiniz bir bölgeye, dershane çabı. Birisi huzursuzluk çıkarıyor. Adınız gibi bilin ki bu bozuk bir ruhtur. Doğru söyleyebilir. Vitrine bunu koyar. Siz vitrine konduğu malzemeye bakmayın aldanmaya. Şimdi vitrindekini ver diyorsun dükkancıya. O da depodan paketi getirip veriyor. Aç kardeş, vitrindekinin aynısı. Siz olayları çözerken kişilerden arası şikayetler gelecek. O insanlar karı koca dayı olur, hizmet de olur. Vitrinde koyduğunu aldanmayın. O kendisini haklı kılacak sebep koymuştur. Aşağıdaki zemin farklıdır. Iceberg buzdağı gibi. Tepedeki buz gözüküyor ama dibi çok geniş. Yani dibini söylemiyor. Sen arkayı söyle diyeceksin. Şimdi yok şöyle dedi, abla böyle gitti, abi böyle dedi. Onlara şey yapmayın. Haset ve kıskançlığın hizmette yok böyle bardağını böyle koydu. Böyle baktı, şöyle gitti.
şey yapacağız. Yani adınız gibi bilin, ölçü şudur. Bozuk ruhta uvvet olmaz. Tesanüt olmaz. İhlas olmaz. Sadakat olmaz. İlim olur mu? Olur. İlim olur. İlim olur. Allah ilmi veriyor. Çünkü Karun'da da vardı. Deccallarda da var. Cehalet de yapmıyorlar. İşte sadakat âli bir ruhta olur. Geçimsiz, bağnaz, kavga gürültü yapan, kurala uymayan, ölçü tanımayan, o da hizmettir diyen, ya hiç tanımıyor. Bu adam ifrat modundadır. Bununla iş birliği yapan da suçludur. Anarşist ruh. Da zaten genelde evet. O oradan çıkıyor anarşist. Anarşist ruh. İlla anarşist dışarıda mermi atan değil. O bir şey değil, adamı öldürüyorsun. Burada hizmeti bitiriyor. Yani geçimsiz, başka bir makas koymuş trende, başka bir yere götürüyor treni. Onun için çok önemli bu. Yani kimin yanındasınız, neredesiniz, neyi esas almış? Almış lemaları, almış sözleri, mektubatı, şuaları, Kastamonu yok. Kastamonu ve Mirdağ'ını ölçü almayanın yanında bulunmayın. Niye? Kendisine göre hizmet koymuş. Adam sana Barla diyor layıkalar. Demirden lan Kastamonu. Barla der. Çünkü Barla fedakarlık zemini ya tarlası. İlk nurun çıktığı fedakarlık. Yani Barla diyor, Emirdağ demez. Kasten yapıyorlar bunu. Barla programı diyor. Barla prensipleri diyor. Barla platformu bilmem neler. Hani Emirdağ? Çünkü orada hissiyatlardan bahsediyor, vermekten bahsediyor. Para toplamalardan daha çok uygundur o toprağda. O bahçede o meyve daha iyi yetişir. Cömertlikler, fedakarlıklar, işini bırakıp kalemle yazmak vesaire. Kastamonu'ya girsene. Kastamonu platformu niye yok? He? Tesadüfen mi yapılmış bunlar? Barla şey diyor. Barla bilmem ne, Barla bilmem ne. Piyasada bir sürü şişeler yapılmış. Barla programı, Barla filmi. Niye? Niçin hep Barla'ya gidiliyor da Kastamonu'ya gidilmiyor? Misal. Hemen Kastamonu layıka satırlar gelecek. Lay 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 oluyor. Öyle değil. Çamdağ'a gidiyor, adam orada çay demliyor, güzelce mangal yapıyor. Mangala güzeldir çünkü tepedir. Yani olmasın, olsun ama Kastamonu yok. Niye Mirdağ yok? Kastamonu zahir hayatımızı tanzim ediyor. Yani sadakat, zahir dünya, yap yapma, git gitme, de deme, bulun bulunma, beraber ol olma. Bunları anlatıyor. Emirdağ ise içsel yapılanmalarımızı tanzim ediyor. Düşün düşünme, bak bakma. O hissiyat o değil. Yani iç yapıyı yapılandırıyor. Böyle yap, şöyle yapma. Yani dış dünyayı tanzim eden Kastamonu layıkası, iç yapımızı dengeye getiren Emirdağ layıkası. Bak kimsenin ağzını almıyor bu layıkalar. Hatta şöyle yaparlar Ataman, Anadolu'da. Bir ders yapıldı iman. Eli böyle ha. Karış. Bir layık bir şey oku da gidelim. Yani böyle geçiş hadi gidelim. Başka ne diyor biliyor musun adam? Almanya'da ya. Olmuş. Türkiye'den gelmiş. Birinci dersi bitirmiş adam. Profesör. Profesörmüş. Bana bizim İsmail anlatıyor. Münih'te. İkinci ders. Abi diyor çay bitti. Bir layıkadan bize ders yapabiliriz. Layıkaya gerek yok ya. Layıka diyor. Ustadın bazı özel kişilere söylediği bazı hususi hissiyatlar. Bu ders olacak seviyeleri yok diyor. Ders seviyesi değil diyor. Ders olacak bir şey değil diyor bu. Ders değil diyor. Şimdi bu adamın peki hizmet şeklinde nesini, istikameti nerede göreceksin? Neyi nereye göre yapıyor? Tam da bu hareketin nereye göre ölçüyor? Kantarın var mı bunun şimdi? Kastamonu bir kişiden kişiye söylenmiş özel şeylermiş. Niye herkese Risale-i Nur külliyatından denmiş? Bak buraya ne yazıyor? Risale-i külliyatından. Mektubatta ne yazıyor? Risale-i Nur külliyatından. Kastamonu'da ne yazıyor? Risale-i Nur. Abilerin hissiyatından.
Üstadın hayattayken onayı verdi zaten, değil mi hocam? Arkadaşlar, amenu ve amilu salihat. İman edip salih amel, salih iman etmenin zeminidir layıka. Baksana, ondan sonra bütün amellerin çarpı sıfır oluyor. 5000 çarpı sıfır ne yapar? Sıfır. Habitet, Kur'an'da amide, habitet amaluhum. Çarpı sıfır ya. Yani niçin yapıyorsun? İzah et bakalım. Kastamonu yok, emirde yok. Bu ya hareketi ne yapıyorsun? Nur hizmeti. Nereden biliyorsun nur hizmetin böyle olduğunu? Kafasına göre yapıyor. Bak, ifrata götürdü. Layıkaları devre dışı yapmak sadakatın ifrat modudur. Her bir hissin ifrat modu kimdendi? Şeytandan. Her hissin ifrat modu şeytandan. Her hissin tefrit modu nefisten. Her hissin vasat modu sünnet-i seniyeden. Tamam. Bak görüyor musunuz? Bak adam diyor ki ya diyor ki bir kişiden kişiye olan diyor bir abi bir talep hususi bir cevap diyor. Umum omuza ders olacak ne alakası var? E niye Barla peki okuyorsun o zaman? Bana da öyledir. Barla işimize geliyor. Barla şöyledir. Almanya televizyonlarda spiker. Evet sayın seyirciler bu konuda falanca kişi gelecek şak 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 mikrofon veriyoruz. Ne yaptı bu spiker? Birisinin konuşmasının zemin oldu çağırmaya. Barla layıkası da spiker gibi kullanılıyor. Onu kullanarak maksatlarına gidiyorlar. Barla ile insanları toplayıp Kastamonu yolundan değil, Erzurum yolundan, Sivas yolundan, İzmir yolundan götürüyor. Bak anlıyor musun bir şey kastediyor? Ya, onlar unutturulmuş. Bir dershanede bakın bakalım şey var mı? Dershanede sözler mektubat yanında Kastamonu var mı? Ya devam et bakalım. Yine abi az önce bu beş türlü ibadet vardı. Eğer ki sadakati tespite veyahut ifratta kullandığınız zaman bu beş türlü ibadete halel geliyor. Zaten bu beş türlü ibadet de bütün nurcuların yaptığı iyi hizmetlerden ortaya çıkan bir hasılattır. Maddi manevi. Bu tefriti de şu oluyor ha bunun. Bunun dediği de. Layıkalar okumayanlar şöyle yaparlar. Şu konuşmalarımı yadırgarlar. Ya çok da aşırı gidiyor. Çok da aşırı hassas oluyor. Yani ölçüsü olmadığı için kendisi ya kendi hissiyatı ölçüsü olunca ya diyor ben iki tarafa da taraftarım, eşitim. Ulan bir tanesi Risale-i Nur'a uyuyor, bir tanesi uymuyor. Nasıl eşit olabiliyorsun? Bir tanesi Risale'ni hareket ediyor, bir tanesi Risale'ni hareket etmiyor. Ben ikisini de seviyorum. Hayır. Niçin peki? Bu adam bunu niye diyebiliyor? Çünkü o da okumuyor. O da Kastamonu'ya göre hareket etmiyor. Külliyata göre hareket edenle, külliyata göre hareket etmeyenler eşit olur mu? Eşit midir? Peki eşit değilse eşit muamele nasıl ediyorsun? Çünkü sen de o tiptensin. Çünkü sende de sadakat yok. Sadakat olmayan, bak eğer bir insanda sadakat olsaydı, sadakatsızların yanında olmazdı. Ölçü budur fiilen. Bir daha söylüyorum yazacaksanız. Bir insanda sadakat olsaydı, sadakatsızların yanında olamazdı. Bir insanda laikalar ve hizmet, yani laikalarla alakalı bir hamiyet olsaydı, Risale-i Nur'un ölçülerin dışında hareket edene karşı bir irbirar olurdu. Bir ondan dişleme olurdu yani. İslam'ın dışında değil mi? Nurculuk değildir. Yani aynıdır görebiliyor. Nasıl aynıdır ya? Kastamonu'ya göre hareket etmiyor. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Nasıl nur hizmeti diyebiliyorsun? Ben aynı görüyorum diyor. Niye görüyorsun biliyor musun? Sen de o tiptensin. Ama var ya iki tane ama kahvaltı yapıyorlarmış da. Bir tanesi demiş ki niye iki tane yiyorsun demiş. Zeytini. Demiş ya sen ama ben ama. Benim iki tane yediğimi nereden biliyorsun demiş. Ben iki tane yiyorum da sen de mutlaka öyle yiyorsun diye zannettim. Ben öyle yiyorum. Son bir cümleyi de söyleyeceğim. Bir de ölçü vereceğim fiili size. Yani külliyattan.
Ya orada saftır, bilmiyor, orada bulunmuş, bu arkadaşlarımızı nasıl yapalım? Hayır. Orada niçin bulunuyor biliyor musun? Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani çok önemli, kendinizi de sorgulayın, neredesiniz? Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. İttihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. Bir insan bir yerdeyse o da o tiptendir. Çünkü niye? Mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yeklerini çekerler. Sen hiç böyle mıknatısın kağıdı çektiğini gördünüz mü? Niçin o adam oradadır? Çünkü o da o tiptendir. O da o tiptendir. Bir daha söylüyorum. Ol küllü ya'melu ala şakil. Allah söylüyor ayetinde. Bilmana şöyle diyor. Kul dönüp dolaşıp kendisine uygun fıtratıyla hareket eder. Eğer bak mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler, yeklerini celbederler, aralarında ittihat olur. Birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. Sadakatsızlar sadakatsızlarla. Buna bir güldüreyim sizi. Başka. 107 işe atacağız. Başka yerleri de var çok. Allah rahmet eylesin. Bizim köyde bir tane Hüseyin dayımız vardı. Ot içerdi. Ömrü öyle geçti. Allah taksiratını affetsin inşallah. Ama bizi acayip severdi. Esrar ya. Otur beni gördü. Babamdan da yaşlı. Beni görünce atardı. Esrarı atardı. Sigara değil ya. Kafayı bulduğu halde o kadar hürmeti vardı. Dayı atma dedim. Matem içiyorsun iç ya. Yani ne atıyorsun sen? Zaten nasıl buldun? Dedi ki yeğenim dedi. Kusura bakma dedi. Bir şey diyeceğim sana. Sor dedi. Bak şimdi ne ala. Bir hakikati anlamış adam. Bununla alakalı söyleyeceğim. Nereden geliyorsun dedi. Dedim Hatay'dan geliyorum dayı. Rize'ye. Hangi yollardan geldin? Hatay, Maraş, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize. Keşke gitseydim dedi ya. Dayı ne yapacaktın beni yani? Bana dedi Maraş'tan ot getirecektin dedi. Bak şimdi, acayip bir şey, hiç unutamıyor. Hatırladıkça da rahmet okuyor. Dayı dedim, dünyanın en büyük otu Rize'dedir. Maraş'ta ne otu getirecektim bilmiyormuş gibi davranıyor. Yapma yeğenim ya, o başka bir ot. Dayı dedim, sen kastettin ot bu mu? He, ben Maraş'tan kimden alacağım? Kim bana verecek? Sen kimsin? Ben... Yani bu nasıl bir şey, ben nasıl getireceğim sana, kimseyi tanımam bu konuda. Tamam. Yeğenim dedi, sen nurcularla nasıl tanışıyorsun dedi. Bir yere gittiğin zaman nurcular birbirini görür mü dedi, tanır mı? Tanır dayı dedim. Tarikatçılar? Tanır dayı dedi. Süleymancılar? Tanır dayı dedi. Sen şöyle yapacaktın, küllahını çıkar dedi. Çıkarttım dayı dedi. Maraş'ın merkezine oturacaksın. Oturdum dayı. Kafandan dalga yayacaksın. Radyo dalgası gibi. Ben Hüseyin daime ot götüreceğim. Bu dalgayı alacak olanlar var. Bu dalgayla gelecekler. Seni tanımadıkları zaman olduğu halde o dalgaya köpek nasıl kokuya gelir dedi. Aynı anlatıyor. Sana hemen paketi verecekler. Bu Hüseyin dayıyı götür diyecekler. Dayı dedim beni tanımıyorlar. Yeğenim. O dedi, sokaktaki adamlar ismin cismin tanır. Dalga yayıyorsun ya dedi. Sen o niyetle otur, o niyettekiler gelecek sana. Vay be, Almanya'da bulunmuş, kültürlü bir insandı. Düşmüştü o hayata. Düşürmüşler onu. Sigara istiyor, veriyorum diye. Hani var ya, gençlere diyorum ki, içecekseniz bari içmeyin ama içecekseniz okulun çevresinin sigara almayın. Başka marketten alın. Eğer sigara içeceksiniz, kimseden sigara almayın. Sigaranın içini boşaltıyorlar yarısına kadar, içine ot koyuyorlar, sonra tütünü koyuyorlar, sana veriyorlar.
Yeni paketten çıkarmış gibi bir tane içtim bitti. İçinde esrar var. Kimseden alma ok içeceksen. Ve okulun çaresinde paket alma. Başka yerden al. Ondan sonra dedi ki bak ne dedi bana? Dersi alalım bundan. O niyetle otur. Orada. O niyet dalgadır. Ve o tip insanları celbeder. Ne kanun değil mi? Nerede oturacaktım dayı dedim. Altı yolda oturacaktım. Dayı dedim hakikaten yeğenim dedi. Sen dedi bir de iyi bir hoca diyorlar senin için. Nasıl anlamıyorsun bunu? Dayı dedim yani benim niyetim onlara sinyal mı? Evet dedi. Ben Hüseyin dayıma bunu götüreceğim. O tiptekiler hepsi sıraya gelecek dedi. Hatta bunu Hüseyin dayıma götür. Dedi ki köpek avını nasıl görüyor dedi. Kokuyla. Senin dedi dalgan kokudur onlara. O köpekler bu kokuya gelir dedi. Aynı böyle kullanıyordu. Yani üstadım o sunduğu düstura uyuyor yani. Ya acayip bir şey yani. Ben eşya işte onun için söyledim. Yani hiç unutamıyorum. Belki de 3-5 sene olmadı. 3 sene oldu. Ataman çok etkilendi. Acayip bir şey ya. Onun için sokağa gidin kahveciler kahvecilerle, meyhaneci meyhanecilerle. Hiç dağda gördünüz mü? Köpek tavşanla dolaşıyor. Kurt tavşanla, bilmem koyunla dolaşıyor. Bak köpek köpekle, tavuk tavukla, yılan yılanla dolaşmıyor mu? Dağda, parklara gidin. Ha? Şimdi bir insanı belirleyen de, hani evlenecek kızlar erkekleri diyorum ki, en güzel belirleyen özelliklerden bir tanesi de kimle arkadaş? O tiptendir. Hadis-i şerif var ya, kişi arkadaşının dini üzerindedir. Başka hadis, söyleyin arkadaşınızı, söyleyin benim sizin kim olduğunuz. Deyim senin kim olduğun. Anladık mı? Arkadaşlar, hiç kimse layık olmadığı yerde değilim diyemez. Herkes layık olduğu yerdedir. Allah'a dili mutlaktır. Özür dileyecek, şu cümleyi de söyleyeyim belki şey yaparsınız. Çünkü çok soruya cevap verecek. Bak şunu da okey kaydediyorsun, şunu da şey yapın. Bugün de çok sordular onu. Dediler ki, ama abi şöyle bir adamdır ya onu kurtaralım, bırakın kurtarmayı, kendinizi kurtarmaya çalışın. Bak, şurada ne diyor? Ölçü yaparsan, madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, 243 mektubat. Burayı dinleyin ama, hiç yazmayın. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır ki, elbette insanları ve insanların amellerini görür. İnsanları ve insanların amellerini görür. Ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Sana ne yapılıyorsa Allah layıksın ona. Madem böyle bir ilmi muhiti var Allah'ın, insanları ve insanların amellerini görür. Elbette insanları ve insanların ameli görür. İnsanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmeti muktezasına göre onlarla muamele ediyor ve edecek. O zaman yat kalk da şükredin nerede doğru yerdeyseniz. Ama herkes ben doğru yerdeyim diyor. Peki ölçü ne olacak? Vur buna. Bakayım neredesin. Vur buna. Ama ya ben başka yere vurdum. Doğru. Fiziği çözerken kimyayı ölçü yaparsan doğru. O zaman nurculuksa buna vuracaksın. Buna bir şey yapmayacağım. Şöyle bir dua tehlikeli oluyor o zaman değil mi? Allah kalbimize göre versin. Yanlış. Allah kendi razı olduğunu bize versin. Allah razı olduğu gibi bizim kalbimize versin. Kalbimizi de onu ikna etsin. Evet. Razı etsin. Senin kalbinde bir sürü yılan akrepleri var. Kalbine göre verirse bak veriyor işte. Allah'ım kalbimize göre ver. Ha bak yılan çırağını verdi işte. Hani var ya deccal Allah göstermesin diyor. Hakikaten deccalı görmüyor adam. Allah göstermesin bu deccalı. Ona gelmişse göstersin. Kendi aleyhine dua edersiniz diye. Evet. Açtı. Bilmediğin için. Evet. Ya Rabbi kalbime göre ver.
Benim kalbime göre bir sürü akrepler var kalbimde. Ya Rabbi hayır. Rahmetine göre bize muamele et ve kalbimizi de ona razı et. Ona razı et. Devam. Yine abi Emirda sayfa 196 oradan devam ediyoruz. O beş türlü ibadetle beraber insan o beş türlü ibadetin yanına sadakati koyduğun zaman orada çok güzel bir şekilde menge bulmuş oluyor. Vur bakayım. İkincisi, üstadının neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Yani sadakat olursa. Sadakat olursa, üstadının neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Bu sadakatin vasat mertebesi. Fakat eğer ki abi bu ifrat olursa, efendim ifrat nedir mesela? Hizmette farklı bir çığır açmak, işte Risale-i Nur'u sadeleştirelim, içine lügat koyalım, işte dersleri izah ederken farklı bir metot kullanalım gibi dersen, o zaman üstad hazretlerine neşri hakikat cihetinde yardım etmiş olmuyorsun. Bizzat ona ihanet etmiş oluyorsun. Yanlış oluyor ki. Yanlış olur. Hemen ardından gelen abi, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Mesela sadakat Müslümanlara iman cihetinde nedir? Hizmet etmektir. Ama eğer ki Risale-i Nur gibi külli bir din tılsımlarını açan, imanın içinde anlaşılmayan meseleleri vüzuh bir şekilde, kolay bir şekilde açıklayan Risale-i Nur'u sen sadeleştirmeye kalktığın zaman sadakat adı altında veya sadeleştirme adı altında, bu sefer Müslümanlara iman cihetinde yardım etmiş olmuyorsun. Bizzat onların iman akidelerinin bozulmasına vesile olmuş oluyorsun. Ondan sonra bunun ismine de sadakat koyuyor. Hayır, bu sadakat değildir. Sadakatin artık daha farklılaşmış bir cihet, ifrat ciheti. İfrat. Yani temiz akılları payimal ediyor bu şekilde. İçerisindeki mana mertebesini teke düşürülüyor. Teke düşürülüyor. Fakat abi tefrit mertebesi ise hiçbir şekilde hizmet var mıdır, hizmet yok mudur, herhangi bir böyle meslek düsturlarına dair yeni bir şey yapalım mı tarzında da hiçbir şey böyle... Yani fok balığı gibi. Fok balığı gibi. Yani. Hiç hizmet mi varmış, dava mı varmış? Dershaneler mi istiyormuş? Bana bir şey mi gerekiyormuş? Bana mesela hizmet edenler var. Var kardeşler var. Sana belki fatura ödemek düşer. O da yok. Sabah veya işte gel, yerleri süpür. Birisi fitil getirir diyor. Birisi gazeye getirir. Gazeye getirir ne demek? Birisi kibrit, birisi yakar, birisi de ders okur. Sana ne düşer? Hiç sormadın kendine. Bu hizmet, hizmet çok iyidir. Tamam da sen neresindesin? Hep istifadeye kalktın. Hiç istifade ettirmedin. Hiç etti, hiç mani senin katkın olmadı. Birilerinin fedakarlığının üzerine sen kendini inşa ettin. Bir de sen fedakarlık yap da gene gelecek nesil istifade etsin. Yani bir bütündür ya. Bu şeyde bunu deyince şöyle diyorlar. Sen istinayı bozuyorsun bu sözünle. İstinayı da yanlış anlıyorlar. Kaçıncı mektuptu istina? İki. Ne demektir biliyor musun istina? İstememek değildir. Verecek kişi nasıl vereceğinin anlatımıdır. Anladık mı şimdi? Nasıl vereceğini anlatıyor. O zaman istemek var manası da. Hayır. İstemek yok. İstemek yok ama vermek yok değildir. İstemek yoku, vermek yoktur diye anlıyor. İstemek yok, vermenin şekli vardır. Emirdağ'da anlatıyor. Dört tane takoz koyuyor. Bir mutekayit muallim diyor. Tamamını vermek istiyor. Ustad samimi değil mi? Coştu mu? Heyecana mı geldi? Bir takoz koydu. Bakayım takozu aşacak mı aşmayacak? Ya diyor bir böyle ihtiyacımız yok. Ya diyor falan gene ısrar ediyor. O zaman borç versin, küllat basılsın. Satıldıktan sonra alacağız. İkinci takoz bu. Ya olur mu ya ben diyor ya şey değil. Yani adam coşmuş mu? Havasını bir alalım. İçeriden mi geliyor veyse art şeyli coşmadan mı kalıyor? Ondan geri istemezsin. Evet. Ki yok diyor gene. Üçüncüsü o zaman diyor içinde vermek istediği, himmet etmek istediğin bir kısmını versin. Onunla basalım. Satıldıktan sonra verelim parası. Hayır diyor. O zaman diyor ki ben böyle âli himmeti engel olamam. Usta. Tamam.
engel olalım. Bakın, vermenin nasıl verileceğin yöntemini ve nasıl alacağı kişinin yöntemini anlatıyor. Şimdi aldım almak için coşturma metotları, senaryosu, tiyatrosu kuruluyor. Tam tersi. Tam tersi. Yani şu demek değildir. İstemek yoktur, manası vermek yoktur diye anlıyor. İstemek yokun içerisinde verenin nasıl vereceğini anlatıyor istinada. Şöyle verme. Ataman ya bunu al kardeş kılınız. Veya sana parayı verdim ne yaptın? Veya bak bunu veriyorum ama şöyle kullan ha. Veya geliyor verdim çeketimi alsanız bunu. Yerim nerede duracak? Nerede tutacaksın? Oturacak yer yok ki onun artık. Acayip bir şey. Yerde nasıl oturacak? Bak ondan sonra veriyor. Hizmet öyle olmaz. Böyle olacak. Abi böyle yazıyor. Eskiden diyeyim kardeşim o ya. Şimdi böyle olacak. Geldi yoktu ha. Yoksa kesildi. Erusku alel Ahmet'ti. Erusku alel Allah'tan çıktı. Rızkı Allah veriyordu. Öyle bir anlayıştan çıktık. Hatta birisini anlattılar. Dedi ki ya vakıfların adı ne haber? Tanzimine işte buradan buraya niye gitti? Buraya bu niye gitti? Karışıyor değil mi? Buraya bile müdahale edilmiş bir yerden. Mesela da oturan da ne yapıyor biliyor musun ders yapan? Dersin ortasına birisi geldi. Birisi de geldi. Başka birisi geldi. Hemen simattan anlarsın adam gel. Bire. Ondan sonra üçün daha bir dur ikinci. Başka bir model geliyor. Biraz da üstün. Biraz daha med. Hoş geldin abim. Daha üstün. Ooo abim buraya. Koltuğa gel abi. Yere oturtmaz. Kalk. Ötekisine kalk. Abi ne yer ver? Nasıl iyi misin? Dersi kesiyor bu. Tabii. Ders kesiyor. O heyecandan bahseder misin o Emirdağ'da geçen? Emirdağ'da mı? He. O zaman getir Emirdağ'ını anlatayım. O 4 dakika uzun mu? Yok, bu örnekler verdim de o heyecan biraz daha farklı gibi o yüzden. Tamam de. Ben... Hizmetin de bu noktada kendi elemanlarından istediği var. Mesela en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de azami fedakarlık. Üstad Hazretleri yine işaret ediyor. Dinliyorum. Kastamonu 144 abi. Tamam. Okuyorum abi. Cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi. Tamam. Biri birisini getirmesi dahi abi sadakatin birer tezahürüdür. Yani bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye fertlerinden bir şey istiyor. Aynı şekilde onlara dedim ki bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil tamam. Sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Bunu da istiyor. Risale-i Nur'un kazandırdığı makama nispeten. Nispeten. İştirak ama Nurcevi'den komple Nur cemaatinden bütün ibadetine ortak olacaksın. Evet. Ama onun bedeli de sadakattır. Yani mesela şarkta, garpta, kuzeyde, güneyde, dünyada ve ahirette yapılan ibadetlere ortak oluyorsun. Ama an şart. Sadakat. Tefrit cihetini ele alıyorum abi. Tefrit ciheti de abi sizin dediğiniz tabirinizde fok balığı gibi oturmak. Yani bu hizmeti birisine neşretmek, birisine duyurmak, hiç dünyasında... Veya bana bu dünyamda böyle bir şey, ben ne yapabilirim? Gider. Hep istifade eder. Gider tuvaletini yapar, gider suyun abdestini alır, gider yemek gelirse yer, gider dersin ampulün altına dinler, her şey hiçbir işe karışmaz, çekip gider. Asla. Senelerce. Hiç dünyasında umrunda yani. Yok böyle bir şey ya. Ne yapabilirim ben de demiyor. Bu da tefrit. Ha kitap da okumaz. Öyle gelir gider. Gelir. Fok balığı gibi gider. Allah bereket versin canım. İfrattansa tefrit daha iyi yani. Çünkü tefrit cehalet de olur, ifrat ilim de olur. Mahkum yani evet. Kendine zararı, başkasına zararı yok. Başkasına zararı yok. Devam ediyor abi. İfrattan başkasına zarar verir. Evet. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan pesendane fidemat-ı nuriyenin esası. Sonra diyor harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Vay be. Mesela abi korku damarlarını işlettirmeye çalışmışlar, fav damarlarını işlettirmeye çalışmışlar. Korku hatta şey bile değil mi? Koca Isparta şehrini ve alimlerini
ihtisaza getiren, hareket, hizmet, hareket eden, aktif eden kimmiş biliyor musun? Ümmi, okuma yazması olmayan bir adam yapmış. Halil Cevazlı Bekir abi. Adil Cevazlı. Cevazlı Bekir abi. Ümmiymiş. Okuma yazması yok, ne yapıyormuş biliyor musun? O koca şehre uyandırmış. Gidiyormuş Mehmet diyor kimmiş ki. Mehmet bak ben okuma yazmaya bak. Ama bir bana bir paragraf okusun. Gidiyor ona, alime gidiyor. Ya onlar da acıyor. O hakikaten okuma yazması yok. Atamanı okutturuyor. Bir alime gitmiş. Üç de böyle lakayt din şey. Okuyayım hemen getir. Okuyor. Allah Allah. Bir paragraf okuyacak. Adam uyanıyor. Böyle şehri uyandırmış. İhlas ve sadakatın. Devam. En son okuyacağım bunu senin. Isparta kahramanları bu şekilde harikalar gösteriyor ve Cihan Pesandane, Hidemat ve Nuriye'nin esası harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Yani bu hizmet ferdinden bir şey istiyor. Maddi noktada değil, sadece maddi ve manevi sadakati böyle doğru adresine yönlendirmesini istiyor. Bu metanetin birinci sebebi kuvveti imaniye ve ihlas hasletidir. Yani sadakat ihlassız da olmaz ya abi. İhlas Cenab-ı Hak emrettiği için sadakat onun emrettiğini fiili olarak yapmaktır. İkinci sebebi cesareti fıtriyedir. Mesela Üstad Hazretleri de abi hatıralarda vardır ki safi olanları böyle saf olanları fazla şey yapmıyor. Böyle uyanık olan, atik olan, işini yapmasını bilen, konuşmasını bilen tarzını ne yapıyor? Talebeleri daha çok tercih ediyor. Bu onları şeyde kullanıyor, matbaalarda. Gibi. Sonra diyor abi, elbette Risale-i Nur Kutsi hizmetinde ve cihana değer uhrevi neticelerine mukabil merdane, fedakarane, cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz. Demek ki sadakat da fedakarlık göstermekle, cesaret ve metanet göstermekle muhafaza ediliyor. Yoksa yerinde oturayım, tefrit yani bu tefrit hiç alakasız bir şekilde yerinde oturmakla sadakat muhafaza olunmuyor abi. Evet. Çünkü sadakatin ve bu hizmetin fertten ve şahsiyetten istediği bir şey var. Eylem var. Zaten sadakat eylemdir. Evet. Burada keselim ama bu ben şeyi okuyayım. Çünkü bir saatimiz oldu. Evet. Sayfa 182, Emirdağ 1. Safranbolu, Eflani nahiyesi, Mulayim köyünden mütekayit muallim. Emekli muallim. Bir kardeşimiz ve Nur'un has şakirdi. Kardeş olacak ve şakirt. Talebe. Bak unutmayın. Kardeştir aynı zamanda talebedir. Makam şöyledir. Kastamonu'na geçiyor. Dost, kardeş, talebe, has, rükün, erkan. Nurların neşri ve tabi için. Adeta sermayesinin kısmı azamını teberrü etmek istiyor. Başlamak istiyor. Kabulünü bir de rica ediyor. Değilsen ona alavera, dalavera yapıp, tiyatro yapıp parasını almak değil. Verirken bir de rica ediyor, ne olur? Ne olur benim bir şeyim nasip olsun? Ne olur bunu şey yapın, bu hizmete kullan diye bir de rica ediyor. Ben bu halis ve has kardeşimizin fedakarane ve halisane ricasını reddedemiyorum. Ama takozları kullanacak işte. Ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için yardımları bu işteki maslahatı da bilemiyor. Bu bir. İki İsparta'nın kahramanlarına ve Hüsrev ve Tahir'i ve arkadaşlarına ve Nazif ve refikelerine bu meseleyi havale ediyor. Nur'un neşi için böyle çok büyük bir hayrı ve sevaba mani olamam. Şimdi bak, yöntemini uyguluyor, onlara ne yapacaksınız diye. Sizler, ya bütün niyet ettiği miktarı veyahut bir kısmını
iki hisse ile biri Büyük İsparta'nın, biri Küçük İsparta'nın makinalarına verilsin. Ama nasıl alacak peki? Onun bedelini şöyle diyor. Onun istediği gibi. Birinci yöntem şu. Ya teberru, bağış veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabelen evinden, ondan sonra mukabele ediyor, alıyor. Ya nurlardan veya başka bir isteğin ne varsa vermek suretiyle. Veya parasını alın, basılan kitaplardan bedelini verin. O şey yapsın. Kitap verilsin, bizim elimize para geçmiş oluyor, onun eline kitap geçiyor. O kitap dağıtsın parasını, öylelikle satarak geri alsın. O has kardeşimizi memnun edersiniz. 3-4 yöntem kullanın. Ya en şey teberru veya başka muavenetler gibi, muavenet edenler gibi bir mukabele. Mukabele veriyorsun, sen alıyorsun. Borç versin. Yok, o yok. Veya başka külliyattan basılanlar var, alsın. Satın alsın, paraya geçsin, biz başka bir kitap basacağız. Mevcut zaten basılmış. Kendisi şey yapar, dağıtır. Veya teberru, veya borç, veya kitap alsın, veya sonra ödemek şeklinde diye 3-4 tane yöntem kullanılır. Yani bu takozları açtıktan sonra, ondan sonra diyor ki ben bu has kardeşimizi memnun edersiniz. Yani bir takoz koydun, araba eğer hakikaten iterek gidiyorsa takozda durur. Eğer araba gidiyorsa, kendi motoru varsa takozda aşar. Araba itiliyor mu, motoru çalışıyor mu? Takozda anlaşılır. Bunun için takoz koyacaksın. Her şeyi herkesten almayacaksın. Zaten burada diyor sana ikinciyle bu mektubun istima dostunu feristesinden birilerinin tabir kullanıyor. Bu zamanda zaruret olmadan inşaat-ı nasa ve neşirine çalışanların sadakalı hediyeleri kabul etmemeleri lazım geldiğinin sırrını. İki tane ayet zikrediyor. Çünkü ikinci mektupta anlatıyor burada sayfa 13'te. Bu şu değil. İstememek vermemeyi gerektirmiyor. İstememek seni daha çok aktif edecek. Bir yolunu bulayım da sokayım bu işe. Ha? Yani insan düşünecek de hizmettesin. Ya bana ne düşüyor diye hiç sormayacak mısın? Evet, yani o şey var, o da işte sadakat, eğer isterse birisi sadakatı bozuyor. Öyle bir ders yapıyor, öyle konuşuyor ki istemeyi celbediyor. O da sadakata zarar. Çünkü bizim mesleğimizde istemek yok. Ha, istemek yok diye, vermek de yok değil. Vermenin yöntemini anlatıyor. Yani niçin istenmezliğinin içerisinde sen nasıl vereceğinin yöntemi anlatılıyor. Minnet ettirdim. Evet. Yani eğer istenirse adamı koltuğa oturtuyorsun. Normal bir vatandaşsa gelmesi gitmesi hiç seni alakadar etmemiş. Adam oturmuş. Biraz seviyeli, biraz yardım etmişse, biraz da üstünse, hoş geldin abi. Ötekisi ise hemen kalkıp bir abi diye yer gösteriyoruz. Ne oldu? İstemenin bedeli bunlar. O da onu talep ediyor zaten. Bana en büyük darbeyi Kırıkhan'da orada vurdular. Bir gün geldi. Pek görmedim adam. İki kişi geldi. O zaman parasıyla 1994. 4 milyar para getirdi. 4 bin lira. Buyurun dedi bana hocam dedi, sizi getirdim. Hayır dedi, ben ne yapacağım? Kullanmışsınız hocam diyor, kiradasınız diyor. Ondan sonra biz İskenderun'dan geliyoruz. Meğer mason. Sonra anlaştı. Dedim ki benim ihtiyacım yok kardeş. Şurada dedim bak ileride Kur'an kursu var dedi. Ali hocam. Bak orada Kur'an kursu var, ona verir, oraya ihtiyacı var. Biz orayı da biliyoruz. Kardeşim benim ihtiyacım yok. Böyle yaptı, aldıysa şeyi. Tabi böyle, peki dedi. Böyle, ama kafa nasıl sağlıyor? Peki. Gitti. Ertesi gün geldi, herkes de aldıktan sonra 11 küsür. Aynı adamla 4 kişi aldılar. Sana dedi, bu akşama kadar müsaade ediyoruz.
sabah, yarın öğlende bu kırık kanı terk edeceksin. Burayı terk edeceksin. O zaman sinirlendim. Bunların üzerine, o kapıdaydık zaten kapı. Onların üzerine yürünce yukarıki ev sahibi koptu Ahmet. Ondan sonra onlar arabayla kaçtı tabii. Olay oldu yani. Tabii tehdit ettiler. Öğlene kadar burada kalacak. Ondan sonra terk edeceksin burayı. Seni görmeyeceğiz öğleden sonra bu şehirde. İlk önce parayla aldatırlar. Dedektörle arıyorlar. Zaafı nedir? Para var mı? Deneyelim. Kadın şeyi var mı? Deneyelim. Şöhreti var mı? Ondan bir sürü televizyonlar, medyalar var. Bu adam çıkmıyor. Şöhret de şey yok. Mutlaka. Korku var mı? Korkutuyorlar mahkeme şu. Dedektörle bakanlar ya bir şeysi var mı? 6 tane insanın zaaf noktası var. Nerede anlatıyor bu? Hücumatisi. Hücum yolları. Mutlaka bir delik vardır yani insanın. Böyle dedektörle bakarlar. 6 tane zaaf. Milliyetçiliği var mı? İşte şey başka ne var? Milliyetçilik var, korku var, enaniyet. Tama var, enaniyet var, şöhret var. En tehlikelisi enaniyet diyor. Çünkü. Enaniyet. En tehlikelisi. En tehlikelisi de enaniyetmiş. Bakarlar böyle. Tamam böyle bakar. Dedektör böyle yapıyorum aslında. Dedektörle böyle bakarlar. Ne zaafı var bu? Sanki şu Sinan yayınlıyor dediniz mi? Evet. İlk önce, aynen öyle. İlk önce getirdiler şeyi. Parayı. Sonra vakti yemedi. Telefonla beni rahatsız ettiler. Tayyip-i Nisa. Tabii. Ben kapattım ve iptal ettim hatları. Salat ederler diyor. Sonra baktılar ona iftira yapalım. Yemez çünkü bu adam belli. Hayatı belli. Çıkmıyor dershanede. Anlatıyor gidiyor. Orada ya. Millet gidiyor. Bir yere gitmiyor. Nasıl diyelim ki falan yere gitti de ben falan yerde gördük. Nasıl diyecek? Daha beter ayağına kurşun sıkar kendisi. Hasan diyecekler ki Şişli'de meyhanede gördük. Hasan saati belli, yurdu belli yani. Onu da yemedi. Tehdit ettiler, korku. Yani böyle bu yöntemleri kullanılır. Bunu fiilen örnek veriyorum ki örnek olsun dünyanızda ve uyanıklığınıza vesile olur. Ama öteki tarafta bir bakıyorsun, dershane nasıl yürüyor ben bilmiyorum. Ben bir defa elektrik ve su parasının nasıl yatırıldığını hala bilmiyorum 94'ten beri. Bir tane herhalde birkaç kişi yüklenmişti. Yürümüyor mu peki ben böyle istemediğim için? Yürüyor daha güzel yürüyor. Yüklenmiş. Ötekisi öyle zannediyor. Ötekisi şahı şey yüklemiş. Elektriği ötekisi. Yani bunlar hep sadakat. Benim vazifem bunu okumak ve anlatmak. Başka vazifem yok. Ha, diğerlerin herkes vazifesini yapacak. Yapar yapar yapmaz yapmaz. Peki böyle ters olan yer oldu mu? Oldu. Dershaneyi kapattığım yer var. Sahip çıkmadılar, ben kapattım. Çok yalvardılar sana ama iş işten geçti. Dershaneyi kapattığım yer var. Sahip çıkmadılar. Tazdiklerden mi? Yok, İstanbul'dan getirerek kirasını, suyunu yaptım, şey yaptım. Bir ay, iki ay, iki sene, üç sene İstanbul merkezden destek alarak şey yaptık. Onu da baktık ki çıkır, yani sahiplenen yok, kapattım. İsteme yapmadım. Ya istese yapmadım. Yapma. Çünkü bu nazıttır. Kendisi yapacak. Abi onu yapacak durumda değil. O zaman ona zaten istenmez. Onu düşünemeyecek kafa. O zaman sadakattın bir en büyük bozan sebeplerden bir tanesi budur. İşte bunun sebebi neticemiz olsun cümle. Laikalara uymamaktan. Evet. Barla platformu derler, Kastamonu platformu dermezler, Emirdağ demezler. Çünkü Barla hissiyatları dünyasını anlatır, Kastamonu eylemi anlatır, Emirdağ ise iç yapılanmayı anlatır. Hatta bir şey oku da gidelim. Eli de böyle ha. Böyle. Böyle bir, sanki böyle uyduruk bir şey, uyduruk bir zaman doldurmak için bir boşluk dolduran tapa gibi bir şey yani. Uçsa. Sadakat. İşte layıkat dersi işte. Oysa trenin gitmesi için raydır. Tren ilim ve ihlas ise raylar sadakattır. Raysız tren gidemez. Sözler, mektubat, lemalar, şualar trendir. E nasıl götüreceksin hedefine? Layıkalarla. Burada keselim. Hocam
Bir soru sorayım da sana. Kudret de kuvvet, kuvvelerde diye fark var mı? Fark var. Kudretin bizdeki karşılığı kuvvelerdir. Kuvvet. Kuvvet esmadır. Kudret sıfattır. Subuti sıfattan ilim, irade, kudret, sem, basar, hayat var ya kelam. Kudret sıfattır. Kuvvet ise vedir bu. Esmadır. Kuvve ise sana koyduğu karşılıklardır. Kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i hayaliye, kuvve-i gadabiye. Kuvveler yani sana verdiği. Kudretin intizamla kullanılmasına kuvvet denilebilir mi? Bir de söyle. Kudretin intizamla kullanılmasına kuvvet denilir mi? Kuvvet şöyledir. Kuvvet eğer kastettiği mana ise delinebilir ama şöyle. Mesela subut-i sıfat var ya, ilim, irade, kudret, sem, basar, hayat, kelam. Bu kudret sıfattır. Ama bu kudret icraat yaparken sıfat esma ile yapar. Kuvvetle yapar. Kuvvet adetullah kanunudur. Adetullah kanunu olarak gözükür. Yer çekimi kanunu. Elektronların hareketi. Nurun hareketi. Yani bunlar hep kuvvettir. Kuvvet yani esmadırlar. Esma-i Hüsna. Şimdi bizde de kuvveler koymuş. Ben anlatayım sen yerine oturtur. Mesela kuvve-i kışaebiye, kuvve-i melekiye, kuvve-i misaliye, kuvve-i hayaliye, kuvve-i atliye, kuvve. O kudretin bizde koyduğu nümuneler. Eğer şükrü örfeye yani kuvvete göre çalıştırırsak aslına doğru miraç eder. Bak bizdekiler var ya, çekirdek. Onlar nasıl inkişaf edecek? Adetullah kanunlarına uyarsak. Adetullah kanunları kuvvettir. Kuvvet bizim kuvvemize malzeme olur. Aslı kaynağımız olan kudrete mazhar oluruz. Peki. Şey diyor sana abi, kuvvet, kudretin bir cilvesi olan kuvveti diyor. 26. lema. Evet. Şöyle diyor, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücudu ilimden vücudu hariciye verir. O şey vücudu hariciye. Tamam. İşte kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Kudretin bir cilvesi. Kudret sıfattır. Cilvesi olan kuvvettir. Yani sıfatın dışa vuruşu esmadır. Ha, bir kuvve olan ilmi şeyi o kuvvedir. Kuva. Kuvvelerdir, kuvalardır. Cem ve tekildir o. O bizdekiler inkişaf edecek. Nasıl inkişaf? Direkt sıfatla muhatap değiliz. Kainattaki adetullah kanunlarına uyarsak buna malzeme olur. Bu malzeme olursa ağaç olur bu. Yani İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'a imtisal edilirse ne şu nema bulur insan. Dar alemi arzide, alemi şahadete tezahür eder insan. Alemin kalplerine nüfuz eder. Yani istidatlar inkişaf edince ne oluyor biliyor musunuz? Alemi ahiret düze çıkıyor. Yani inkişaf edince ne oluyor diye sorulursa, hakaik imaniye vuzuh derecesine çıkar. Yani alemi gayb, alemi şehadet gibi olur. Seni vaziyetini görmek, kabirdekileri keşfetmek gibi olur. Keşfel kubur. Ne olunca olur abi? Bu kuvveleri inkişaf ettirirse, yani dün ile bugün eşit olur. Dünya ile ahiret eşit olur. Yalnız bu beni Allah buraya koymuşsa der İmam-ı Rabbani Hazretleri, ben burada imtiyaz istemem dünyada. Ben burada yaşadığıma göre adetullah kanunlarına riayet etmem. Allah'ın isteği buradadır. Mesela Allah dedi ki adetullah kanunda sandalla suda geç. Sen Allah'tan su üzerinde yürümeyi isteme. Allah'a diyorsun ki o zaman adetini kaldır. Yani su üzerinde yürümek mi üstündür, sandalla geçmek mi? Sandalla geçmek. Allah bu adetini buraya böyle koymuş. Su üzerinde yürümek dinimiz istememiş bizden. Böyle bir gaye de yoktur. Allah dedi ki, adetullahıma uyarak burada dediklerimi yap. Allah seni bu dünyaya koymadı mı? O zaman buranın kurallarına uymak, onun isteğine uymaktır. Bu kuralların dışında kural istemek, kendi isteğine tabi olmaktır. O da sadakat değil mi?
Sadakat oluyor. Tabii. Mesela dersen hizmet yapacaksın. Dershane açacaksın kardeşim. Nurcu ne yapacak sadakatı? Cami mi açalım? Yurt mu açalım? Kolej mi açalım? Ne açalım? Emirdan da diyor ki her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılsın. Bizim nurcuların işi budur. Ha ikinci kez sen camiyi ne yaparsan yap. Ama bir dershane aç. Dershane açmadan camiyi veya yurt açma. İkinci dershane aç. Çünkü o camiye buradaki yetişen adam gidecek. Camiden adam buraya gelmez. Buradan adam oraya gider. Cami bildiği için zaten gitmiyor. Ama burası ev gibi. Gel bir çay içelim diyorsun. Bak oluyor. Yani o zaman biz kafamızı karıştırmıyoruz. Kafayı şerifi karıştırmayacağız. Zübeyir abinin dediği gibi. Ben ustadından duymadım. Külliyatta görmedim. Kafam çalışmaz. Ama abi şöyle yapmak lazım. Yurt açmak lazım. Yurtsuz olun şöyle. Yurt açmak isteyenler vardı. O üç tane Mehmetlerden bahsediyor Rüştü abi. Zübeyir abiye gelmişler. Üç tane Mehmet. Soy isimlerini bahsetmeyeyim. Ama abi yurtu açalım, talebe şey yapalım, hür gençlik diye bir şey kurmuşlardı. Ellerini sopa ve şeylerle, taksi meydanlarına, Nurcu Demirel dettirenler. Ondan sonra onlar yurt açmak istemişler. Ben nereden diyeceğim? Benim yaşım müsait değil. Rüştü bize anlatıyor. İşte böyle insanlar bizi tarihin akışı içine berzahtırlar. Mazi istikbale taşıyorlar. Ben de duyduğumu size anlatıyorum. O da Rüştü abi kendisi yaşamış. Zübeyir abi. Onun yanında 15 sene kalmış. Ben de Rüştü abi'nin yanında 16 sene kalmış. Ondan sonra Zübeyir abinin sadakatine bakın. Abi yurt açmasak şöyle oluyor mu? Caden olmaz şöyle olur böyle olur. Kitabı açmış Zübeyir abi şöyle demiş. Ben külliyatta görmedim. Bak ne çıktı biliyor musun? Perde altında nurcuların kuvve-i manevi kırmak için. Bak gördün mü? Ve herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Vallahi o çıktı. Allah. Herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Perde altında nurcuların kuvve-i manevi kırmak için. Ondan sonra bazı hocaları vasıta ediyor, oluyorlar. Bak bazı kişiler, hocalar vasıta oluyormuş. Bak, olun. Aldanmayınız, sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün oldukça dostane muamele ediniz. Biz onlarla kardeşiz deyiniz ve pusuladaki noktaları unutmayınız. Ta sizi aldatmasınlar. Sadaka. Risale-i kerameti. Risale-i siz de gördünüz. Açın gibi çıktı. Olacak bir şey mi? Çok acayip. Herkes sizin gibi sebatkar olmaz diyor. Risale bambaşka, tuhaf bir şey ya. Şuraya bak ya. Acayip bir şey ya. O aç kapatmayacak. Bana dedi ki, teyit etti bunu. Zübeyir abi ne demiş? Onun için açtım taktiği. Demiş ki, külliyatta görmedim, ustadımdan duymadım. Başka kafam çalışmaz. Ama abi şöyle tekrar ediyormuş. Risale'de görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Ama abi yapmasak şöyle üçüncü kez bir daha. Risale'den görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Her soruya, her önermelere verdiği cevap bu. Onlar da hadi da Allah bilmem neyini versin diye çekip gitmiştir ya. Çekip gitti. Arkadaşlar sadırdan değil. Burada. Üstad Zübeyir abiye demiş ki, Zübeyir demiş, saman kafa demiş, saman kafa taş. Ondan şeyi kastediyormuş yani ileride. Yani çok değişimler oluyor. Fakat bunu hani taş yıllardır 100 sene, 1000 sene taş değişmiyor ya. Bunu da değiştiremeyecekler manasında. Ben bizzat rahmetli Sungur abiden duydum 1985'te onu. Biz diyor Barla'da diyor şeyde Emirdağ Afyon'da. Dışarıda diyor Risale yazıyoruz. Zübeyir abi diyor içeride şey. Ustadın yanında Zübeyir kardeş diyor şey. Ustadın yanında sır katip. Bizi çıkar diyor usta çay yapar. Çay tepsiyle getirir. Ondan sonra der ki sizin hizmetiniz büyüktür. Bu diyor mermer kafa, taş kafa diyor. Bu arada da kaşıma, sopasını Zübeyir abi kafasına vuruyor. Bu basmaz, sizin işiniz yapamaz. Sizin hizmeti şöyledir, onlar okşuyormuş. O mermer kafa, yani bu değiştirilemez. Özel yetiştiriyormuş. Sonra hedef değiştirmiş biliyor musunuz dedi. Hep ustad dikkat ederseniz külliyatta hedefte Hüsrev abi var. Onu öyle çıkartmış vitrinde. Dikkat edin, Zübeyir abi de anlatmış. Niçin? Bana diyor, Hüsrev'e muhalefet etmek, bana muhalefet etmektir. Ha, halifeyi bıraktı. Ehli dalalet öyle anladı. Çünkü usta çok iyi biliyordu ki, vefat edince beni bırakmayan rejim, beni rahat bırakmayan rejim, beni bırakmayan sistem, nurculuğu rahat bırakmayacak. O zaman hizmet alt üst olabilir.
Hizmeti değişik kanallar yapmak için yaptı. Vitrine koydu var, depodaki var. Vitrine koyacak, onlarla meşgul olsunlar. Arkada icraat yapsın. Hiç Zübeyir abiler, diğer abiler nazar vermemiş. Hüsrev'e diyor muhalefet etmek, aynı bana etmektir diyor. Hüsrev'in diyor yazdığı şey Lef-i Mahfuz'daki gibidir. Böyle şey yapınca öyle dağlar et. Bir baktı, Allah Allah Hüsrev. Üstad vefat ettikten sonra tak, bir çember Hüsrev abi blok ettiler. Ama diğerlerini çıkale almadılar çünkü nazara verilmemiş ki. Arkada ne var? Vefat etti, gömdü, bir saat bile Urfa'da durmamış. Eşyasını almış, otobüse binmiş. İlk dershaneyi, Süleymaniye dershanesini gelip İstanbul'da açmış. Belirli İstanbul'da ve Türkiye'de icraat yaptıktan sonra Eyli Dalalet anlamış ama iş işten geçti. Hatta kömür kamyonundan gelmiş İstanbul'a. Kömür kamyonları gelmiş. Evet, Zübeyir abi otobüste bile gelmemiş. Yolda çevirlerdi. Ama vefat edince ustadın vekili budur diye Hüsrev abi şey yapmış. Hüsrev abinin yanına yanaşamazsın. Üç tane daire vardı. Üç tane çember. Çember. İlk çemberi şuydu. Ben nereden bileceğim? Bana bunlar abiler anlattı. Askeriyeden bir numarayla atıldım ki abi. Nurculuktan dolayı atıldık ki asubaylar. Abi de şefkatli tabii. Hemen alıyor. Askeriye nurculuktan dolayı atıldı. Hemen yanına aldım. Eğer atıldı değil kendileri. Hemen daire yaptılar. Hüsrev abiyle görüşemiyoruz. Çünkü daire yapılmış. Nasıl varacaksın? Onu bloke edince nurculuk budur, hizmet ettirmeyelim diye. Ama bu arada da fevkalade o da hizmet etti. Ne yaptı? Osmanlıca'yı koydu, yerleştirdi. Allah mekanlarını cennet etsin, şefaatine mazhar eylesin. Ama usta bir tanesini vitrin yaptı işte. Hani gözden çıkarma manasına değil. O da başka bir icraat yapacak. Ama öteki tarafta hop kömür arabasıyla Zübeyir abi Urfa'dan İstanbul'a geliyor. Arkadan Eyli Dalalet bununla tamamen hedefleyince o da bir fedakarlık. Ondan sonra ötekiler arkadan dershaneler yaptı. Bir kişi öyle yapacaktı zaten. Öteki dershaneler yaptı, baktı ki Urfa'da, şurada, burada, İstanbul'da. Üstad diyor ki Süleymaniye açıldı, Fındıkzade açıldı, Koca Mustafa Paşa açıldı, şuraya açıldı. Baktı ki her tarafta patladı ama her tarafta Ankara'da şurada patlayınca her tarafta mantar gibi çıkmış. Ondan sonra hedeflemişler ama iş işten geçmiş. Strateji. Evet, yani onu göstererek burada şey yapmış. Böyle harika bir metot uygulamış. Onun için külliyatta öyle geçiyor. Çünkü baktık Eyli Dalalet, ulan ben gitsem diyor şimdi iş yapmam diyor, Hüsrev var diyor, Refet var diyor. Refet abi de koymuş. Refet abi de vitrinde. Ondan sonra birkaç kişi koymuş vitrine. Öteki tarafta iş yapabilecek beyin takımı. Ama sadakat beyin takımı. Yani sadakat. Zübeyir abinin sadakatı kıyas edilmez. Yani müdebirliği. Müdebirlik acayip bir şey. Mesela bak Mehmet Feyzi abiden böyle bir şey gelmiyor yani. Medresecilik faaliyeti gelmiyor. Kendi halinde. Hulusi abi o da vitrinde. Hulusi abi. Çünkü o da yapamazdı bu faaliyet. Çünkü bazıların fıtratı, mesela benim işim, ben her tarafta dershane açmayla Allah beni yaratmış diye inanıyorum. Dershane açmak hakikaten fıtratıma benim. Oturup bir şey yapmak değil. Benim fıtratım müeyyiştir. Dershane. Hulusi abi de vitrinde mesela. Ne yapmış? Hulusi abi de Elazığ'da kendi halinde bir çapta, küçük bir çapta hizmet bırakmış. Ama bugün dünya çapında Zübeyir abinin attığı gayret ve hedef dershanecilikle. Dershanecilik bambaşka. Mesela Ahmet Feyzi abi bir hücum etme böyle. Mehdi Deccal. Mehdi'dir. İndirme. Bununla meşgul olmuş. Mehmet Feyzi abi Kamil'dir. Kuzeyde yani Kastamonu'da. Hasan Feyzi abi aşağıdadır Denizli'de. Tamam. Bunlar kendi halinde ve çapı kadar olmuş. Yani Hasan Mehmet Feyzi abinin çapı Kastamonu kadar çıkmamış yani. Hasan Feyzi abi 2 senede 20 senelik nurculuk yapın çapı kadar. Hulusi abi İhlas'ta birinci Elazığ'dan çıkamamış yani hizmet şeyi. Şey yapmıyoruz. Ondan sonra Hüsrev abi Osmanlıca ile bayağı bir şey yapmış. Yani fıtratlar farklıdır. Ama ötekiler şeyden başlamış. Çekirdek. Mesela Abdullah Yeni abi de o kadar da yok. Yani Zübeyir abi müdebirlik noktasında haşa bir şey anlatmak için söylüyorum. Ebu Bekir Sıddık gibi. Sıddıkiyet noktasında bu cevaliyeti ve dershanecilik ruhu, meslekçilik ruhu oradan geliyor. Rüştü abiye vasiyetini söyleyeyim size de anlayın nasıl bir adamdır.
geçen ziyaret edince, bu sana üçüncü söyleyişim dedi. Buyur abi dedi. Zübeyir abi bana dedi ki diyor, meslekte hassas, iman esaslarında mutaassis bir kişiyi bırakmadan kabire gelme. Bana dedi diyor. Bir daha söylüyorum. Meslekte hassas, iman esaslarında mutaassis. Meslekte hassas olacak. Meslek ve merşevi. Bir kişiyi dahi bırakmadan gelme dedi. Abi dedim nasıl çıkacak? Sen ne gördünse uygula. Muzakere. Herkese konu ver. İman esası laikasız. İman esası yok. İman esası var, laika var. İman esası var, laika var. Beraber işleyeceksiniz. Zübeyir abi de öyle gitmiş değil mi? Evet. Zübeyir abi öyle dedi. Bak ne diyor? Kitaptan görmedim, ustadımdan duymadım, kafam çalışmaz. Bakın şeylerine, o 14. Şua'da bakın müdafasına, sözlerin arkasındaki konferans, Zübeyir abinin konferansıdır. Tarihçi hazırlayanların odur, kaleme alan odur. Diğerlerin imzalattırılmış. Ama hedefte yok, meçhul arkada. Yani Zübeyir abi biz insanları yüceltmiyoruz. Hepsinin ayrı bir, bak Osmanlıca'ya oradan gelmiş, Zübeyir abiden gelmemiş. Mustafa Gül abi, Tahir abi, Hüsrev abi, bunlar şey, Osmanlıca hattı Kur'an'da mutaşi gayretler. Zübeyir abi müdebirlikte, dershanecilikte, hizmetin sevki idaresinde, yönteminde, kurulmasında, hareketinde böyle şey var. Bu özelliği o. Herkeste bir ayrı bir şey var canım. Mesela ben şöyle diyorum kendime, bir Nadir abi gibi tanıdığınız gibi veya bir şey gibi değilim ya yani başkası. Ben ne yapıyorum mesela diğerini tanımasınız diye. Şimdi Risale'nin ve meslek ve meşrebin esas alarak nerede dershanecilik zayıf oraya gidip dershane açmak. Veya dershane nasıl açıyorum? Onu da öğretti bize. Ben gidip açmıyorum. Orada bir oluşum yapıyoruz. Gidiyorum. Periyodik olarak oraya dersi gidiyorum. O yapacak kişilerden seçiyorum. Evine gidiyorum. Evinde müzakere yapıyoruz devamlı. Almanya'da dahi. Böyle evine özel ders yapıyorum. Günde iki defa beraber. Hanımı da orada dinliyor. Beraber onunla bak kitabı açıyorum. Hiç üşenmeden. Saatlerce, aylarca uğraşıyorum. Ondan sonra ben bunu oraya koyuyorum. O çevresinde hareket sahamızın zembereğini kuruyorum. Sonra en az iki sene orayı ziyaret ediyorum. İki ayda bir. Evet. İki ayda bir 15 gün kalıyorum. İki ayda bir 15 gün. O merkezde, o kardeşin çapı altında. O merkez olacak. Bir mutlaka şahıs belirliyorum. Yoksa tefrika oluyor. Her kafadan ses çıkıyor. Hayır. Ben hizmetin sorunu olacağız ama benle ben irtibat konacağım. Sen sorumlusun cemaatin içinde diyorum. Bu arkadaş bizim adımıza sorumludur. Biz bununla irtibatlanacağız. Sorununuzu bu merkezde çözeceksiniz. Herkes kulis yapamaz. O zaman otorite olduğu zaman her kafadan ses çıkmaz. Sorunlarınız bu merkezde olacak. Sen asker çıkıp da yüzbaşıya derdini anlatamaz. Üstemeni geçemez. Başçavuşu geçemez. Bu merkezde olacak. Niye bunu yapıyorsun? İlk dönemde buna ihtiyaç var. Hani kendi başınıza yapın ki şahıs yoktur diyemez. Şahıs var, kontrollü şahıs. Yani o kontrol altındadır. İkide bir zaten telefonu. Bir şey olduğu zaman beni telefonla arayacaksın. Abi bu şeyi nasıl yapacağız? Nasıl külliyatta bize ne diyor? Ondan sonra iki ayda bir ziyaret ediyorum. Bunu anlatıyorum ki birileri böyle bir faaliyet yapsa böyle yapsın. Ondan Zübeyir abi de böyle gelmiş. Bana böyle ne? Ondan sonra ben iki ayda bir gidiyorum, 15 gün kalıyorum. Aktif etmeye çalışıyorum. Hem laikalarda hem iman esaslarında mutaassis. Meslekte hassas, iman esasında mutaassis. Böyle geliş iki kanatlı. Kuş kanatları iken hafiftir. Kanadı yokken kuş bir cisimdir. Hiçbir hafif değildir. Uçamaz. Ama iki kanat. İman ve laika. Amenu ve amilu salihat. Salih amel. İkisi beraber. Yoksa araba şarampoluza gider, mahvoluruz yani. Araba darmadağın olur. Mesela sizi medyadan çağıracaklar, para teklif edecekler, kızlarımı sarhat edecekler, korkutacaklar, enaniyetiniz alıyor. Hocam var ya sen konuşunca bütün kainat bana gark oluyor diyecekler, pofoplayacaklar, neler yapacaklar yani. Buna hazır olacaksınız. Neyle? Layıkalar okuyarak. Bunlar olmuş, yaşanmış ve yaşanacak kıyamete kadar. Dolayısıyla hepsinin ayrı bir şeyi var. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ